Evet, bu kaydımda yeni bir model geliştirmeye çalıştım. Balon modeli geri bakım kaynak bulma. Gördüğünüz noktalar her biri bir kutlama sırasında bırakılan balonlar. Havaya uçuyor. Acaba bırakıldığı yeri bulabilir miyim diye uğraştım. Bir süre sonraki konumları bu şekilde. Bunlara üçgen teoriyi uyguladık. Kılçık modeli. Kılçık modelinde arama yaptık. Evet, kılçık modelini ters uyguladığım için kılçık modeli ikinci durum. Kare model. Bir süre sonra balonların havadaki durumu. Üçgen teorinin uygulanması. Bir süre sonra tekrar kaydedilmesi. Evet, bunlara tekrar kare modelin uygulanması, merkez oluşturup kare model bulmaya çalıştım. Dolayısıyla aslında sıralama bırakıldıkları andan itibaren değişmiyor. Yol. Üçgen teori. Evet, zamanla bir değişim gözleniyor fakat rüzgar tabii ki balonları alıp götürüyor. Evet, son durum. Balonların durumu. Tersten mi bakmışım diye. Balonlar tabii şuradaki sıralı öğrenciler tarafından bırakılıyor. Şurada sıralı. Buradan itibaren balonlar bırakılıyor. Balonlar uçuyor. Tabii balonun bir tanesi buraya takıldı. Onun için şu ara ya da şu aradan bir tanesi boş. Buradan sırayla bırakıldı. Rüzgar bunları alıp havaya götürdü. Dolayısıyla aşağı yön göstererek bunu bulmaya çalıştım. Son olarak fotoğrafı büyüttüğümde gerçekten öğrencilerin sıralamasına kadar tam olarak balonların bırakıldığı yere ulaşabildim. Baştan bir daha alalım. İlk balonların durumu çektiğim üçgen teorinin uygulanması. Evet. Bırakılan yerin aranması. Oluşturdukları ilerlerken oluşturdukları şekiller ve konum vektörleri. Kare model. En son elde ettiğimiz şekil. Bir sonraki aşama. Evet. Rüzgardan dolayı bir değişim olmuş. Şu ve şu modelde bir değişiklik var. Balonların durumu resmin büyütülüp konumlarının bulunması. Kaydımız bu kadar.